Days kanalından herkese bir kez daha merhaba. Yaza adım attığımız şu günlerde hayata daha çok karışacağımız da bir gerçek. Ama siz de benim gibi ne olursa olsun Kore dizilerini izlemeye bir şekilde vakit ayıranlardansanız Haziran dizilerine birlikte bir göz atalım. Çünkü yine fantastik, gizem, romantik komedi, aksiyon ve daha fazlasıyla dop dolu bir listeyle karşınızdayız. Birinci dizi Blood Hunts. Listemizin ilk sırasında karanlık bir aksiyon dizisi var. Gangwoo gelecek vadeden bir boksördür. Annesi kötü şöhretli bir tefeciye borçlanmıştır. Gangwoo annesinin borcunu ödemek için boksu bırakır ve eski ünlü tefeci olan ama şimdi başı belada olanlara faizsiz borç veren CEO Sho için çalışmaya başlar. Borç batağına düşen ama ellerinden gelen her şekilde bundan kurtulmaya çalışan 3 adam hakkındaki Blood Hunt 9 Haziran'da başlıyor. İkinci dizi King the Land. Sırada özlediğimiz tarzda bir romantik komedi var. Gu-won miras savaşlarının yaşandığı King grubun varisidir. Zeki, zarif ve şık bir genç adamdır ama flört konusunda pek iyi değildir. Çan saran, güler yüzlüdür ve parlak bir kişiliğe sahiptir. Çocukluğundaki en mutlu anılarını yaşadığı King Hotel'de çalışmaya başlar. Otelde çalışırken bir dizi zorlukla karşılaşır ancak artık büyümenin zamanı gelmiştir. Gu-won ve Chang Sarang tanışırlar ve romantik bir ilişki gelişir. Üçüncü dizi See You in My 19th Life, yani 19. hayatımda görüşmek üzere. Ban Jeong'un olağanüstü bir yeteneği var. Geçmiş yaşamlarının tümünün anılarını hatırlayabiliyor. Önceki hayatı trajik bir kazayla yarıda kesilince şimdiki hayatında geçmiş hayatındaki insanlarla yeniden bağlantı kurmak istiyor ve 18. hayatında 12 yaşındayken tanıştığı Moon Soha adındaki bir adamı bulmaya karar veriyor. 18. hayatına dair anıları. 19. hayatındaki romantizmi sabote edecek mi? Yoksa aşk farklı hayatlar boyunca sürecek mi? Bunu Ban Jeong'un 19. hayatında beraberce göreceğiz. Dördüncü dizi Lies Hidden in My Garden. Bir doktorla evlenen Juram, başkalarının özendiği bahçeli ve mükemmel bir evde mutluluğun tadını çıkarırken arka bahçesinde tuhaf bir koku fark edince huzurlu hayatı birdenbire sarsılır ve bu durum onun sonunda kocasını araştırmasına ve Sang-eun ile tanışmasına yol açar. Sang-eun kocasıyla eski bir kiralık evde fakir bir hayat yaşamakta ve kocasından şiddet görmektedir. Bir gün aldığı bir telefonla gerilim ve gizem dolu olaylar gelişmeye başlar. Beşinci dizi Revenant. Sırada yine iddialı bir gerilim ve aksiyon dizisi var. Koo San-young gündüzleri yarı zamanlı çalışmakla ve geceleri de devlet görevlisi olmak için ders çalışmakla meşguldür. Bir gün babasından kalan bazı yazıları alır ve o zamandan itibaren etrafında gizemli ölümler yaşanmaya başlar. Ayrıca kendisi de yavaş yavaş değişmektedir ve başka bir dünyanın kapısı açılır. Oradaki iblislerden birisi tarafından ele geçirilen San-young'ı ele geçiren iblisi, küçüklüğünden beri iblisleri görme yeteneğine sahip olan Yeom-hae-sang görür. İkili ve onlar yüzünden gizemli vakalara karışan bir polis, gizemli ölümlerin ardındaki gerçeği bulmaya çalışırlar. Altıncı dizi Heartbeat. Bir yarı insan yarı vampir ile pek bir insancıl yönü olmayan bir insan arasındaki romantik komediye hazır mısınız? Sang Woo-hyol yarı insan yarı vampir. Tam bir insan olmayı çok istiyor. Bunun için de sebebi var ama bu şansı kaçırıyor. Sözleşmeli hemşire, öğretmen olarak çalışan, aynı zamanda bir pansiyon işleten Joo In-hae ise soğuk kalpli birisi olarak biliniyor. Woo-hyol ile bir şekilde karşılaşıyorlar ve koşullar ikisinin aynı evi paylaşmasına neden oluyor. 7. dizi Numbers. Sırada iş hayatı ile ilgili bir dizi var. Zeki bir genç adam olan Jang Ho-woo büyük bir muhasebe firmasında çalışmaktadır. Mükemmel hafızası, keskin gözlem yeteneği ve sayılara karşı doğuştan gelen yatkınlığı onun firmanın tek lise mezunu çalışanı olmasını sağlamıştır. Mükemmel bir özgeçmişe sahip olan şirketin müdür yardımcısının oğlu da aynı firmada çalışmaktadır. Ho-woo'nun bir süre sonra köklü bir yolsuzluk ve adaletsizlik ağını ortaya çıkarmasıyla olaylar birbirini izler. Böylece bu listemizin de sonuna geldik. Listedeki dizilerden hangisi en çok ilginizi çekti? Yorumlarda tartışalım. Ben konu olarak Lies Hidden in My Garden'ın cazibesine kapıldım ve o arka bahçede olup bitenleri şimdiden merak ediyorum.
Bir yandan da konusu ve oyunculuğu için şu 19. hayatı da izlemek istiyorum. Çünkü sizlerin tavsiyeleriyle Mr. Queen izlediğimden beri Shin Hye-sun hayranı haline geldim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar herkese bol Kore dizili ve mutlu günler diliyoruz.